şu anda kucağımdasınız. Şu an kucağımdasınız. Be. 32 varmışım. Keşke 31 varsaydı. Black Spade Boxer. Şimdi göt göreceğiz bir sürü ya. Bu ne lan, 90 lira delirmiş bunlar. Hayır. Hayır hayır. Bu kadar almadım ki ben bunu. İçindekini de vermesi lazım. Bir de ricam, zaten Bahadır her gün bağırıyor size. Oy verin. İsterseniz AK Parti'ye verin, isterseniz Ebu Cehil'e verin ama oy verin. Alo, dans ediyorum canım, gelemem. Kulaklığım olmasına rağmen klarnetçi Batman geldiği zaman kedim bir uyanıyor. Lütfen kapat. Abim, kedine göre yayın yapacak durumda değilim ya. Kedini kapat. İşte bilmem ne kuyrukları vardı, çöplükten geçilmiyordu. Amına kodum ne oldu, ben o zamanda mı yaşıyorum? Bana ne, eskiden bana ne ya. Ben bu zamanda yaşıyorum, halimden memnun değilim abi. Kötünün iyisi diyoruz, gene AK Parti'ye vereceğiz. Akıl sağlığını kaybet. Ben ülkemizin bir sorununa bahsetmeden buradan ayrılmak. Buyursunlar, erken boşalma. Türk kahvesi overrated'tır. Evet diyenler bir, hayır diyenler iki. Ta Osmanlı'da, Kanuni zamanında gelmiş kahvede. Sadece Türk kahvesinde takılı kalmamız ne acıyor. İtalyanlara sonradan gitmesine rağmen bence devletin asıl el atması gereken aileye günlük kiralık villa, dışarıdan gözükmek, istediğiniz kadar sikişebilirsiniz. Aileye mi? Ben ev tutmak için evlenmek zorunda mıyım? Ha bir de bak, bir buna kıl alıyorum, bir de şuna kıl alıyorum. Presentable. Check. Anasının şeyinde okumuş, 3 üniversite bitirmiş. Check. Edit biliyor. Fotoğraf çekebiliyor. Sakso da iyi. Askerliğini yapmış mı? Yapmış. Anal denememiş olsun hiç. Her şey check. Bayan. Neden birader? Ne yapacaksınız yani? Telsiz kapatıyorum. Best Crescent Prime ile gelmiş Stronghold. İkinci ayında Love and Rose staj yüzünden aboneliğimi yenileyememişim. Serim kaçmış. Yayınların tekrarlarını hepsini izleyeceğim biter bitmez demiş. 13. ayında La Sombra 67. 5. ayındayken DJ Palmiye Prime ile gelmiş. Papulönem 3. ayında iyi yayınlar kalp demiş. Öpüyorum. Abi Secret Beydüzü'ne atlayak feribota Bursa'ya gidelim. Doğal sıcak su. Ha, bu da delirdi. Doğa adam. Her sülalede olan enişte vardır ya. Aslında bu köfteyi nerede yiyeceksin biliyor musun? Ebenizin amında yiyeceksiniz. Memleketime döneyim bari, lanet olsun burada iş bulamadım dedi. Ne istiyorsun dedim. 80 lira dedi yol parası. Pezevenk hani dirençliyim? Dedim oğlum yok dedim 80 liram yanımda yani. Zaten neden vereyim böylece? Benim dedim bozukluk var. Ben de bir direnci değilim. Karnını doyur dedim o zaman. Yani ne yapayım, bir yerde otur. Olur abi, çok utanıyorum dedi. Çok utanıyorum dedi. Aldı böyle yaptı bak. Çok utanıyorum. 3-4 lira vardı. Çok utanıyorum.